Sevimli Fil Kent. Kent, bu masada ne yapacaksın? Evet, Taşıtlar Kitabı. Geldik de yol bitti.
ormanın içinden geçebiliriz. Hadi Kent, dev kanyona bin. Yaşasın. Ormanın içinden de gidiyoruz. Hazineye daha çok yaklaşıyoruz. Şimdi denize geldik ve bir tekneye ihtiyacımız var. İşte orada bir bot var. Kent bota binerse denizi geçip hazine adasına varabiliriz. Yaşasın! Denizden gidiyoruz. Şimdi adaya geldik ve hazine adanın en tepesinde. İşte bir helikopter. Helikopterle tepeye kadar çıkabiliriz. Yaşasın! Helikopter en tepeye doğru uçuyor. Neredeyse geldik. İşte buradayız. Başardık! Hazineyi bulduk. Hazine altın rengi bir uçak. Harika! Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba. Ben küçük Fil Kent. Doktor olmak istiyorum. Bu kıyafetlerden hangisi doktor kıyafeti? Bu değil. Bu da değil. Bu değil. Evet bu. Ben bir doktorum. Yaşasın! Bir ambulans. İtfaiyeci olmak istiyorum. Bu kıyafetlerden hangisi itfaiyeci kıyafeti? Bu değil. Bu da değil. Evet bu. Ben bir itfaiyeciyim. Bir itfaiye kamyonu. Çiftçi olmak istiyorum. Bu kıyafetlerden hangisi çiftçi kıyafeti? Bu değil. Evet bu. Ben bir çiftçiyim. Bir traktör. Aşçı olmak istiyorum. Evet bu. Ben bir aşçıyım. Görüşürüz. Alabilir miyim? Tabii ki.
Al bakalım. Huh?
Ve bunu nasıl boyayacağımızla ilgili bir fikrim var. Hadi başlayalım. Boyama yapmak çok eğlenceli. Şu kare Şemam için harika olacak. Selam Pego. Şu kareyi alabilir miyim? Tabii alabilirsin. İşte. Teşekkürler Pego. Ne güzel uydu. Harika görünüyor. Yazıcımdan çok sayıda dikdörtgen çıkarmam gerekiyor. Hey Tim, şu dikdörtgeni alabilir miyim? Tabii, alabilirsin. Çok teşekkürler. Vay, mükemmel oldu. Bu uçurtma uçurmak için harika bir gün. Daireleri süslemeyi neredeyse bitirmek üzereyim. Selam Luke, trenim için birkaç tane daire alabilir miyim? Tabii ki Kent, işte alabilirsin. Teşekkürler. Ve şimdi son bir şey kaldı. Bunun için üçgene ihtiyacım var. İşte yeşil bir üçgen. Vay! Süper görünüyor. Bugün öğrendiklerim daire, dikdörtgen, üçgen ve kare. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hoşça kalın. Merhaba, ben Kent ve denizin altını çok seviyorum. Denizdeki hayvanlara bakın. Onları saymak eğlenceli olabilir. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bebek köpek balığı varmış. Şunlara bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane palyaço balığı. Peki burada kaç tane deniz anası var? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey! Denizin altındaki canlıları saymak çok eğlenceliymiş, değil mi? Şimdi de sayılarla ilgili bir şarkı söyleyelim. Yaşasın! Merhaba, ben Kent ve bugün çiftlikteyim. Etrafa bir bakın. Bugün harika bir gün. Çiftlik hayvanlarına bir bakın. Çok eğleniyorlar ve onlarla tanışmak harika. Ama bir dakika. Burada tuhaf bir şeyler var. Acaba ne oluyor? Burada bir tavuk, bir keçi, bir inek, bir at ve bir ördek var. Ama bir dakika. Tüm yavrular karışmış görünüyor. Hepsi yanlış yerde. Peki yavruları doğru yerlere koymama yardım eder misiniz? Hadi başlayalım. İşte bunlar yavrular. Tavuğun yavrusuna ne denir? Tay mı? Hayır, tay değil. Ördek yavrusu mu? Yok, bebek tavuklar ördek yavrusu değildir. Hayır. Peki oğlak mı? Hayır, oğlaklar tavuk yavrusu olamayacak kadar büyüktür. Hiç sanmıyorum. Dana mı? Hayır, o da değil. Bu bir civciv olmalı. Evet. Tavuğun yavrusuna civciv denir. Cik 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 cik. Çok tatlı. Peki atın yavrusuna ne denir? Oğlak mı?
Hayır. Peki ya civciv mi? Hayır, civciv tavuğun yavrusuydu. Peki başka ne olabilir? Tay olabilir mi? Evet, doğru. Atın yavrusuna tay denir. Harika. Peki ineğin yavrusuna ne denir? Tay mı? Hayır, onu bulmuştuk. Tay değil. Peki oğlak olabilir mi? Hayır hayır, renkleri farklı. Hayır, ördek yavrusu mu acaba? Hayır. O zaman... Dana. Evet, bu doğru. İneğin yavrusuna dana denir. Mö. Peki, keçinin yavrusuna ne denir? Dana mı? Mö. Hayır. Peki o zaman oğlak mı? Evet, bu doğru. Keçinin yavrusu oğlaktır. Çok şirin. Tamam, ördeğin yavrusu ne o zaman? Dana mı? Hayır, dana çok büyük. Peki o zaman... Civciv mi? Hayır, onu bulmuştuk. O tavuğun yavrusuydu. Ama bu bir kuş, ne olabilir ki? Bu bir ördek yavrusu. Evet, doğru. Tebrikler. Bak bak. Aferin çocuklar. Bütün anneleri yavrularıyla buluşturmayı başardınız. Harikaydınız. Çiftlikte yeni şeyler öğrenmek harika değil mi? Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba, benim adım Kent. Ne güzel bir gün değil mi? Bugün pasta yapacağım. Pişirmeye bayılırım. Hadi pişirelim. Karıştıralım. Acaba bu lezzetli koku nereden geliyor? Neredeyse bitti. Bakalım nasıl olmuş. Pastayı harika yapmak için biraz çikolata sosu ekleyelim. Hadi Lok, şimdi keki çırpalım. Sabırsızlanıyorum. Ve işte oldu. Çok lezzetli bir koku geliyor. Hadi gidelim. Vay Kent, bu pasta çok lezzetli görünüyor. Biraz yiyebilir miyiz? Evet, tabii ki yiyebilirsiniz. Ben pasta istiyorum. Ben pasta istiyorum. Ben de. O zaman paylaşmayı öğrenmeliyiz. Pastayı eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Pastayı eşit paylaştırmak için nasıl kesmeliyim? Onu 4 parçaya böleceğim. Bir parça Mumu için, bir parça Luke için, bir parça Tim için, son parça da benim için. Şimdi hepimizde eşit bir parça var. Bu harika. Çok lezzetli. Paylaşmak çok güzel. Merhaba çocuklar. Sizce evimi nasıl süslemeliyim? Biraz sıkıcı görünüyor. Öyle değil mi? Peki daha iyi görünmesi için bana yardımcı olabilir misiniz? Koltukla başlayalım mı? Hadi koltuğu ortaya koyalım. Harika. Peki ya bitki? Onu nereye koyabiliriz? Şimdilik böyle kalsın. Vantilatörü koltuğun üstüne, tavana koyalım. Evet. Sıcak günlerde serinleriz. Birkaç tane de ışık. Işıkları vantilatörün sol tarafına koyalım. Harika. Ve çekmeceli küçük bir dolap. Evet. Peki sağ tarafa bir dolap daha yerleştirelim mi? Masalar çok kullanışlı. Ve çiçekli bir vazo. Sol tarafa yerleştirelim mi? Hayır, hadi sağ tarafı deneyelim. Evet, bu harika. Ve bitkimiz de şimdi burada durabilir. Mükemmel. Ve lamba. Koltuğun sol tarafında olsun. Hayır, hayır. Sağ taraf olsun. İşte şimdi harika görünüyor. En iyisini sona sakladım. Birkaç tane resim evi daha da güzelleştirir. Hey! Tebrikler çocuklar. Her şey harika görünüyor. Yeni salonumdan çok memnunum. Hadi şimdi diğer odaya geçelim. Yatak odası biraz sıkıcı görünüyor. Peki daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Hadi bir şeyler ekleyelim.
Hadi başlayalım. Kitaplığıma birkaç kitap eklemeye ne dersiniz? Evet, böylece yatağa girdiğimde kitap okuyabilirim. İşte arkadaşlarımın birkaç fotoğrafı. Hadi onları camın altına koyalım. Peki bir komodin nasıl olur? İçine eşyalarımı koyabilirim. Ve bir alarmlı saat. Hadi bunu oraya taşıyalım. Böylece yatağıma yakın olur. Ayıcık rafa gidebilir. Bu onun için harika bir yer. Bu da benim fotoğrafım. Çünkü bu benim odam. Ve bir vazo. Hadi onu komodinin üstüne koyalım. Belki içine koymak için birkaç güzel çiçek bulabilirim. Harika. Tebrikler çocuklar. Yardım ettiğiniz için teşekkürler. Bayıldım. Banyo biraz boş görünüyor. Buraya ne koyabiliriz? Banyoda neye ihtiyacımız olabilir? Burada çok önemli bazı şeyler yok. O zaman şampuanla başlayalım. Peki şampuanı nereye koyalım? Küvetin yanındaki rafın üstüne ne dersiniz? Ve havlu sepeti. İşte favori banyo oyuncağım ördekçik. Ama bekle, önce başka bir şey yapalım. Peki ya tabure? Çok güzel. Ve bir küvet. Hadi onu biraz daha büyütelim. Evet. Ve şimdi ördekçik küvete gidebilir. Bu harika. Ama diş fırçalarımızı unutmuyoruz. Hadi onları masanın üstüne koyalım. Mükemmel. Buna bayıldım. Bana yardım ettiğiniz için teşekkürler. Evet. Bakın, yeni evimi çok seviyorum. Salonum, güzel kırmızı koltuğum, arkadaşlarımın fotoğrafları bulunan yatağım ve banyom. Teşekkürler, hoşça kalın. Merhaba çocuklar, ben Filkent. Hadi araçlı yapboz oynayalım. Yaşasın. Arabayla başlayalım. Kırmızı en sevdiğim renk. Peki ilk hangi parçayı koyalım? Köşedeki parça mı? Çok iyi bir fikir. Bu bir ağaç. Bu da alt taraf gibi görünüyor. Bu üst köşede olmalı. Çünkü ağacın bir parçası. Evet, tebrikler. Alt parçayı da buldunuz. Bu bir pencereye benziyor. Evet. Bravo. Döndür bakalım. Bu da arabanın üst tarafına benziyor. Bu kapının bir parçası. Bu da kapı kolu. Nereye gitsin? Ön tarafa. Biraz gökyüzü ve bir bulut üst tarafa gitmeli. Diğer kapı kolu. İşte kapının ön parçası. Şimdi tekerleklerde sıra. Evet. Şimdi de çitin öbür tarafını yapalım. Son olarak da ön tekerlek. Harika, bravo, başardınız. Vın vın. Şimdi de okul servisi yapalım. Yine köşelerle başlayalım mı? Evet, altta bir yol parçası var. Ve gökyüzü de sol üst köşede olmalı. Ve sağ üst köşeyi de yapalım. Evet, aferin. Peki sol alt nerede? Buradaymış. Biraz daha gökyüzü ve üst tarafları yapalım. Bunlar da pencereler galiba. Evet, buraya koyuyoruz. Bir tekerlek daha. Biraz daha gökyüzü. Vay, servis oluşmaya başladı. Biraz çimen ve ağaçlar. Bunlar önde olmalı. Son bir parça da gökyüzü. Harika. Pencereler de öbür pencerelerin yanında olmalı. Ve son pencereler... Şimdi de tekerlek. Yukarıda biraz ağaç ve gökyüzü kalmış. Şurada da yol ve servisin kalanı. Bravo. Servisin tekeri döner döner döner. Harika bir araç. Çok beğendim. Bu bir safari aracı. Bakalım hangi parçalar nereye gidiyor. Evet, köşede bir bulut varmış. Altta biraz yol ve çimen. Bu da sağ üst köşede olmalı. Çiçekler, ne güzel. Bu bulutu çeviriyoruz. Harika, aferin. Bu da bir yol parçası galiba. Evet, bazen parçaları çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bazen ters olabiliyorlar. Bu üst tarafa benziyor. Evet. Bu çiçekler de altta olmalı.
bir tekerlek. Ön tekerlek. Bu da arka tekerlek olmalı. Çeviriyoruz. İşte oldu. Bu da ağaçların önü olmalı. Ve bu da kapı kolu. Harikasın. Başardın. Tebrikler. Muhteşem. Bu oyun çok eğlenceliydi. Bravo size çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün çocuk parkı yapmayı öğreneceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu çok eğlenceli olacak. Merhaba. Merhaba Pazartesi. Bakın çocuklar, bende ne var? Şuna bir bakın. Harika bir çocuk parkı yapmak için bir planım var. Evet. Öncelikle yerleri kaplayalım. Mükemmel. Şimdi de denizaltı kaydırağı için temel oluşturalım. Harika iş çıkardın Baydozer. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Bu inşaat dozerleri çok iyiymiş. Mükemmel. Merhaba Pazartesi. Şimdi hoş bir manzara için denizaltı periskobuna ne dersin? Ve işte oldu. Bravo. Şimdi de kaydırağın kenarlarını takalım. Tebrikler. Şimdi salıncağı getirelim. Mükemmel Baydozer. Teşekkürler. Şimdi de diğer salıncağı getirelim. Evet, teşekkürler. Bravo. Hey, işte Pazartesi. Atlı karıncayı getiriyor. Ne kadar da hızlı. Peki şimdi ne var? Parlak yıldızlı oyun parkımız için harika yıldızlar var. Vay, oynamak için sabırsızlanıyorum. Mükemmel oldu. Başardık. Herkese bravo. Sıkı durun. İşte kaydıraktan aşağı doğru gidiyorum. Hey! Bu salıncaklar harika. Sanki uçuyor gibiyim. Bu hayatımın en güzel günü. Yaşasın. Benim çocuk parkım en iyisidir. Merhaba, ben Kent. Fil Kent. Ve meyvelere bayılırım. Biraz meyve toplayacağım. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Evet, hadi başlayalım. Bir dakika. Bu hangi meyve? Ve nerede? Acaba buraya hangi meyve sığar? Bu bir muz mu? Hayır, muz oraya sığmaz. Peki, karpuz mu? Hayır, karpuz çok büyük. Elma olabilir mi? Evet, harika. Bravo, yardım için teşekkürler. İşte bütün elmalar el arabasına gidiyor. Elmaya bayılırım. Peki bu hangi meyve? Buraya ne sığabilir? Ağaca hangi meyve gidecek? Acaba portakal mı? Hayır, fazla yuvarlak. Doğru görünmüyor. Peki sizce hangisi? Peki karpuz mu? Hayır, çok büyük. Uzun bir şekli var. Üzüm olabilir mi? Hayır, bu doğru şekil değil. Belki de muz olabilir. Bakalım. Evet, harika oldu. Bir sürü muz var. Muzu çok severim. İşte muzlar da geliyor. Bakalım sırada ne varmış. Bu büyük bir meyve ve yerde yetişiyor. Ne olabilir? Elma olabilir mi? Hayır. Hatırlarsanız elma ağaçta yetişiyordu. Bu belki de muzdur. Hayır. Muz da ağaçta yetişir. Belki de karpuzdur. Olabilir. Evet. Bu bir karpuz. Yaşasın. Bravo. Teşekkürler arkadaşlar. Hadi onları el arabasına koyalım. Evet.
Vay, buraya hangi meyve sığar? Ağaçta çok meyve var. Acaba bu hangi meyve olabilir? Hadi deneyelim. Bu elmaya benziyor. Aa, ama bir dakika. Biz zaten elmayı bulmuştuk. Ama elmaya da benziyor. Belki de portakaldır. Bence kesin portakal. Evet, o portakal gibi yuvarlak. Harika. Başardık arkadaşlar. Tebrikler. Hadi onları da el arabasına koyalım. Bütün bu lezzetli meyveleri yemek için sabırsızlanıyorum. Bu dalda ne yetişiyor? Hadi deneyelim. Acaba karpuz mu? Hayır. Hatırlayın, karpuz yerde yetişiyordu. Belki portakal olabilir. Hayır, bu çok büyük. Az önce portakalı bulmuştuk. Belki de üzümdür. Evet, bir salkım üzüm. Üzüm asmada yetişir. Harikasınız. Tebrikler. Evet, onlar da el arabasına gidiyor. Çok lezzetli. Kendime bir meyve salatası ziyafeti çekeceğim. İşte tüm meyveleri doğru bildik. Elma, muz, salkım üzüm, portakal, karpuz. Meyve salatamı yemek için sabırsızlanıyorum. Mükemmel olacak. Şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Merhaba, ben Kent. Bugün harika bir gün, değil mi? Şimdi okula gidiyorum. Peki, okula gitmek için hangi araca binmeliyim? Bir düşüneyim. Doğru aracı seçmeme yardım eder misiniz? Bir kayık mı yoksa? Hayır, kayıkla gidemem. Helikopter, hey. Bu çok eğlenceli olurdu. Ama hayır, helikopterle de gidemem. Rich rich değilim ki. Büyük sarı bir okul servisi. Evet, bu doğru. Düt düt. Servisin tekerleri döner döner. Beni okula götürür. Yaşasın. Okul servisiyle okula gidiyorum. Selam. Şimdi nehrin diğer tarafına geçmem lazım. Hangi araçla geçebilirim acaba? Otobüsle mi? Hayır, otobüs suda batar. Peki bir bisiklet? Yo, olmaz. Peki kayık mı? Evet, bu doğru. Bir kayık. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Merhaba, meyve almak için markete gidiyorum. Markete hangi araçla gidebilirim? Bir traktörle mi? Hayır, bu çok yavaş. Kayıkla mı? Hayır, bu kez nehirden geçmiyoruz. Bisiklet mi? Tring tring. Evet, bu harika bir fikir. Bisiklete binelim ve spor yapalım. Hadi markete. Merhaba, şimdi de çiftçi McDonald'ın çiftliğindeyim. Peki hangi araçla çiftliği gezebilirim? Kayıkla mı? Hayır. Bisikletle mi? Hiç sanmıyorum. Peki traktör mü? Evet, bu doğru. Traktör çiftlikte kullanılır. Yaşlı McDonald çiftliği. İya iya. Hoşça kalın. Merhaba, ben Kent. Burada ne olmuş böyle? Odam çok dağınık. Bana yardım eder misin? Hadi başlayalım. Odamı pırıl pırıl yapmak için sabırsızlanıyorum. Oyuncaklarımın hepsini alıp tekrar raflara yerleştirmemiz gerekiyor. Hazır mısın? Futbol topum. Ve iki tane basketbol topum. Merak ediyorum da dolabıma kaç adet top sığdırabilirim? Peki burada kaç tane top var? Toplama yapmama yardımcı olur musun? Bir tane futbol topu. Ve iki tane basketbol topu.
1 artı 2 kaç eder? 1, 2, 3. Evet, doğru. 1 artı 2 eşittir 3. Başardık. Toplama yapmayı öğrendik. Onları yukarıya raflarıma koyuyorum. Arabalarım. Ne kadar da çok arabam var. 2 tane kırmızı, 2 tane de sarı arabam var. Vın vın. Hadi toplayalım. 2 tane kırmızı arabam var ve 2 tane de sarı arabam var. Peki toplam kaç tane arabam var? 1, 2, 3, 4. 2 artı 2 eşittir 4. Başardık. Yaşasın. Vın vın. Hadi onları raflara koyalım. Ve sıradaki kitaplarım. Peki kaç tane kitabım var? Çok kitabım var. 3 tane pembe ve 3 tane mavi kitabım var. 3 artı 3 eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu doğru. 3 artı 3 eşittir 6. Mükemmel. Tebrikler. Toplama yapmakta çok iyisin. Hadi onları da raflara koyalım. Evet, şimdi yerleri silelim. Peki başka ne bulabiliriz? Boya kalemlerine ne dersiniz? Ne kadar da çoklar. Peki kaç tane var? Çekmeceme kaç tane sığdırabilirim? 4 tane yeşil ve 4 tane mavi boya kalemim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 artı 4 eşittir 8. Bravo. Tebrikler. Vay. Onlar da raflara gidiyor. Odam artık çok temiz. Yardım ettiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. La 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 la. Merhaba. Ben Filkent. Bugün benimle öğrenme oyunu oynamak ister misiniz? Evet. Hadi hayvanların nereye ait olduklarını öğrenelim. Hazır mısınız? Su hayvanları, kara hayvanları ve diğer hayvanlarımız var. Peki onlar nerede yaşar? İlk hayvanla başlayalım. Bu hangi hayvan? Evet, bu doğru. Bu bir kaplan. Peki kaplanlar nerede yaşar? Suda mı? Peki karada mı? Evet, doğru. Kaplanlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Bu çok heyecanlı. Peki bu hayvan nerede yaşar? Bu hayvanı biliyorum. Bu bir deniz anası. Peki deniz anaları nerede yaşar? Karada mı? Hayır. Deniz anaları suda yaşar. Bu doğru. Tabii ki onlar suda yaşar. Onlar denizin altında yüzer. Peki ya bu hayvan? Bu bir gergedan. Gergedanlar nerede yaşar? Evet, tabii ki karada yaşar. Onlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bir su kaplumbağası. Peki su kaplumbağaları nerede yaşar? Bu zor bir soru. Hem suda hem karada yaşar. Bu doğru. Su kaplumbağaları yüzebilir ama aynı zamanda karada da yaşayabilirler. Bunu biliyorum. Bu benim ailemden bir hayvan. Bu bir fil. Peki biz nerede yaşıyoruz? Karada mı? Evet, doğru. Biz karada yaşıyoruz. Hadi kuzenimle yürüyüşe gidelim. La 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 la. Muz. Biraz muz ister misin? Peki, köpek balığı nerede yaşar acaba? Peki köpek balığı tarlada mı yaşar? Hayır. Köpek balıkları okyanusta yaşar. Evet, bu doğru. Bebek köpek balığı. La 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 la. Peki sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok eğlenceli. Bu bir aslan. Peki aslan nerede yaşar? Karada mı? Evet, doğru. Çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Peki bu hayvan nereye aittir? Bu bir palyaço balığı. Palyaço balığı karada mı yaşar? Hayır. Palyaço balıkları suda yaşar. Evet, bu doğru. Vay, bakın işte yüzüyor.
Daha fazla öğretici video için lütfen kanala abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için Sevimli Fake Kent kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.